Selam herkese, ben Cengiz Usta. Dostlar, arkadaşlar, yeni bir bağlama bakım onarımın sonuna geldik. İsmail Beyefendi Bodrum'dan kendisi daha önce bir bağlama daha göndermişti. Hatta iki bağlama gelmişti, bir de Senay Beyefendi ile birlikte. Şöyle bir tasarım yaptım, şık bir tasarım, lazer makinede. Sap onarımını yaptım, kapak değiştirdim. Şimdi perde bağlama işlemiyle işi sonlandırıyoruz. Evet, kısmet olursa bugün sesini dinleteceğim kendisine. Bu hafta ileteceğiz. Evet. Biraz çabuk sarıyorum. Çünkü sokağa çıkma yasaklarından dolayı zamanı değerlendirmek zorundayız. İsmail Beyefendi kendisi beni internetten buldu, güvendi. Dedi ki bunu yaparsa Cengiz Usta yapar. Daha önceki bağlamayı beğenmiş, memnun kalmış. Bu ikinci bağlaması. Hatta bu duruma üçüncü bir bağlama daha yapabiliriz. O da arkadaşı Senay Beyefendi'nin isteği olacak diye tahmin ediyorum. Artık bunu görünce isteyecektir eminim. Çünkü bu bağlama gerçekten güzel olacak. Bodrum'a bayağı bir bağlama gönderdim. Bodrumlar demek ki bizi takip ediyor. Antalyalılar, Bodrumlar bizi takiptelermiş. Demek ki Antalya, Bodrum, Ankara arası uzak değil. Antalya'dan misafirlerim geldi. Daha önce onların da bağlamalarını, onarım işini yaptım. Sıfır bağlama da yapmıştım daha öncesinden. Zurna işi falan. Pek çok iş var yani. Farklı işler. Bir de hemşerim Gültekin Beyefendi'nin uzun sap bengi ağacından bir bağlamasını, onarımı bitirdik. Onda İsmail Bey'in bağlamasından sonra perde işlemini yapacağım. Bu hafta onları da teslim edeceğim. Tam bu hafta 8 tane bağlama hazırladım arkadaşlar. 8'den de fazla yani tamirlerle birlikte. 2 tane bağlamanın sıfır bağlama ve onarım bağlama. Her şeyini hazırladım. Tabii bunun yanı sıra kavallar ve meyler var. Onları da sahiplerine ulaştırdım. 2 tane yurt dışına, 4 tane Avusturya'ya gönderdik. 4 mey, 1 kaval. Bir de Mardin'e göndereceğiz. Onu da pazartesi göndeririz. Bu arada korona yasaklarından dolayı kimse dışarı çıkmıyor. O yüzden yalnız çalışıyorum. Yani ara sıra misafirlerim geliyor da kısa süreli kalıyorlar. Uzun süreli görüşemiyoruz. Daha önceden atölyede müzik falan yapıyorduk. Sık sık. Artık onu da azalttık. Yapıyoruz da o kadar çok yapmıyoruz. Evet, uzun sap bağlamalar. Şöyle kısaca bahsedeyim. Bilinen ölçüsüyle perde sayısı 23 perdeden oluşuyor. Tabii daha fazla sayıda yaptıranlar var. 27 yaptıran var. 30'un üzerinde yaptıran var. Ara koma sesleri kullananlar var. Neşet Ertaş, bozlak tarzı çalanlar koma sesli perdelerde araya serpiştiriyorlar. Ana temel hattıyla 23 perdeden oluşuyor uzun sap bağlama düzeni. Diğer adıyla kara düzen de denir. TRT düzeni de diye adlandırılır uzun sap sistemini. Ama bilinen adıyla kara düzendir. Bağlamada yanılmıyorsam 11 veya 12 tane düzen vardı. Farklı akortlar, farklı çalım teknikleriyle, tavırlarıyla birlikte. Şu an unuttum, tam olarak hatırlayamadım. 11 miydi, 12 miydi? Kursta hoca bize öğretmişti, sevgili İhsan Üstürk. Ama şu an
iş yorgunluğu galiba aklımda gitti. Ya 12'di ya 11. Yine de 12 diyelim. Gittikçe unutuluyor arkadaşlar. Yani eskiden biraz daha eski ustalar çalım tekniklerine önem verirlerdi. Farklı düzenleri, farklı yöreleri çalarlardı. Şimdi sadece türkü çalmaya çalışıyorlar. Farklı tavırlar vardır aslında bağlamada. Her yörenin kendine has tekniğiyle doğusu, egesi, iç Anadolu'su, batısı, her tarafın tekniği farklı. Zeybeği var. Ondan sonra misket düzeni var. Ankara düzeni dedikleri. Konya tavrı. Tavırlar. Farklı özellikle farklı usullerde. Hani bilenler biliyor da ama yeni nesil bu tür şeyleri şimdi kurslar da kapandığı için yeni nesil bunu artık bundan mahrum. İnternet üzerinde araştırıp öğrenebilirler arkadaşlar. Bağlama düzenleri diye. Bağlamamız aslında zengin. Her türlü enstrümanlarla ortak şekilde çalınabilir. Pop müziğiyle çalarsınız, arabeskle çalarsınız, sanat müziğiyle çalarsınız, halk müziğiyle çalarsınız. Yani bağlama zengin. Caz müziğiyle çalarsınız. Yeter ki tekniğini, akordunu bilin. Dörder sıralı bağlıyorum arkadaşlar. Bazıları 3 sıra bağlayan var, bazıları 5 sıra bağlayan var. Ama standart olarak 4 sıra, 4 tur yeterlidir. Yani misineyi çevirdiğim zaman 4 defa çeviriyorum. Bununla ilgili daha önceden perdeyle ilgili bilgi verdiğim videolar var. Bakabilirsiniz. YouTube sayfam zengindir arkadaşlar. Müzik aletleriyle ilgili pek çok şeyi bulabilirsiniz. Bilgi edinebilirsiniz. Ara sıra bilgi veriyorum. Nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını bahsediyorum, gösteriyorum. Çok pardon. Buyur canım. Ne yaptın canım? İyi, atölyedeyim. Sen ne yaptın? İyi, yemek hazır sayılır. Tamam, ben bir şeyler alıp geliyorum o zaman. Ne istersin? Bir litre süt alır mısın? Bir litre süt olur. Tatlı yapayım akşama. Tamam bir olur. Tane. Alırım. Tamam. Öpüyorum. Geçmiş. Öptüm. Bay bay. Görüşürüz. Hadi bay bay. Saatimiz kaç bu arada? Evet. 4:30'a geliyor. Bitti bitiyor. Sayfamda bazı şahısların karalama yorumları, karalama yazışmaları var. Onlara itibar etmeyiniz arkadaşlar. Cengiz Usta'nın her yaptığı şey ortadadır. Gizli saklı hiçbir şey yoktur. Kendiniz beni takip ediniz. Kendiniz kanaat getiriniz arkadaşlar. Başkalarının yazdığı benim için önemli değil. Beni sizler keşfedin. İzleyip görün.
Yani bana karşı bir saldırı var. Sayfama ve benim yaptıklarıma karşı saldırgancı tavırlar var. Hiç alakasız kişiler gereksiz aşağılık yorumlar yapıyorlar. Küçük düşürmek için, karalamak için. Benimle hiç alakası olmayan kişiler yani. Alıp verdiğim yok yani. Benden herhangi bir ticareti olmayan şahıslar sayfama saldırıda bulunuyorlar. Bu da hiç hoş bir şey değil. Ama o kötü yorumlar yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunabilir. Yani kendilerine dikkat etsinler. Sonuçları hiç öyle iyi olmayabilir. Gidin, aileniz varsa ailenizle ilgilenin. Onların geçimini sağlamaya çalışın. Kendi mesleğinizle ilgilenin. Ben burada işimi yaparak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Siz de gidin kendi geçiminizi sağlayın. Benim sayfama kötü yorumlar yaparak bir şey elde edemezsiniz. Size faydası olmaz yani. Kendi düzeninizi, kendi yuvanızı bozmayın. Gidin eşinizle, çocuğunuzla, annenizle, babanızla ilgilenin. Adam her gün benim paylaşımlarımı seni karalayacağım diye sayfama saldırıda buluyor yani. Ya benimle ne muhataplığın olmuş, benimle ne alıp veremeyeceğim var ya. Yok diyor, sen bu adamı dolandırmışsın. Sana ne, seni ne ilgilendirir yani. Ben o davayı kazanmışım. Senin burada bir menfaatin var mı? Seni işfa edeceğim diyor ya. Adam lüzumsuz yani. Kardeşim bu kadar uğraşacağına git ailene bak. Sıkıntılar var, geçim sıkıntısı var, iş sıkıntısı var. Git kendi işinle uğraş. Ben nasıl kendi işimle uğraşıyorum? Sen de git kendi işinle uğraş. Ailenin geçimini sağla. Ne gerek var bana orada saldırıya geçiyorsun? Kazanç mı sağlıyorsun? Sana para mı veriyorlar? Adam rahat durmuyor ya. Günlerdir sayfamda senin videolarını işfa edeceğim diyor ya. Böyle bir lüzumsuzluk yani. İnsanlarda bir dengesizlik oluşmuş. İnsanların kendine çeki düzen vermesi lazım. Sanki ahiret avukatı. Bu benimle hesaplaşıyor ya. Sen bana ceza kesmeye çalışıyor. Hakim misin, savcı mısın ya? Bu olay mahkemelik olmuş. Avukatlar karar vermiş. Devlet kurumları karar vermiş. Beni haklı bulmuş yani. Buradan elimde sonuç var yani. Sana ne oluyor, ondan sonrası ne oluyor yani? Ben bu davada sahtekar olmadığım, yaptığım işin sonucunda herhangi bir hile hurda olmadığına kanaat getirmişler. Davayı benim için olumlu olarak karar vermişler yani. Size ne oluyor burada? Adam orada mağdur edebiyatı yapıyor. Ağlama gözyaşları, işte beni dolandırdı, kandırdı diyor. Arkasına da kuyruğuna yüzlerce insan takılıyor. Size ne oluyor burada yani? Ben davayı kazanmışım. Neyse arkadaşlar, fazla lafı uzatmayalım. Gidin kendi işinizle uğraşın, ekmeğinizle, aşınızla, işinizle, gücünüzle uğraşın. Çoluğunuza, çocuğunuza bakın. Gelecekteki yaşantınıza bakın. Sizlerin başına neler gelecek onlara bakın. Benim başıma gelen geldi zaten. Ben uğraşıyorum İnsanlarla. Sizin başınıza neler gelecek? Gelecekte neler olacak? Onlarla ilgilenin. Yani kimisi orada izleyip hani bu işten kendine pay çıkarıyor. İşte oh olsun der gibi. Bir günde size oh olsun derler yani. Sonuçta ben kötü bir iş yapmamışım. Emeğimle işi yapıyorum, ortaya koyuyorum. Eksiğiyle, fazlasıyla işte bağlamayı yaptım, ortaya koydum. Bu alan şahıs İsmail Efendi beğenmedim, kekişle vurayım kırayım mı diyecek şimdi? Her alan kekişle ustaların bağlamasını vurup kırıp internete mi koysun? Hoş olur mu? Bu tür şeyler çirkin şeyler yani. Üzücü şeyler. Kendinize yazık edersiniz. Boş şeylerle uğraşmayın. Gidin kendi ailenizle ilgilenin. Kendi geçiminizle ilgilenin. İşinizle, gücünüzle ilgilenin. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sevgiler.
Saygılar. Allah her şeyin hayırlısını versin diyelim. Yayınımızı kapatalım. Hoşça kalın.